Hoş geldiniz dostlar. Karşınızda çok farklı. Ben de anneme şöyle söyledim. Ne söyledin annene? Yani at istemiş doğum gününde. Bir pony at istemiş. Oo, gerçek bir at mı? Evet, evet öyle. Ama ben iyi bir kız olmak zorundayım. Hadi Sheila. Biliyorsun büyük atlar... Evet ama annem... Yani sizin eviniz de bizim evimiz kadar küçük. Atı nerede tutacaktın ki? Odanda mı? Ya, susun, ikiniz de susun. Annem bana bir at sözü verdi. Ve gidip bir tane alacağım. Neyse. Steve. Neden böyle olmak zorundasın? Hadi ama. Seninle dalga geçiyorum sadece. Evet Sheila. O ciddi değildi. Hadi Steve. Özür dile ondan. Özür dilerim. Tamam, tamam. Ama ben hala atı alacağım. Çok geç oldu. Ben gidiyorum. Güle güle. Baba. Evet, tatlım. Yatağa gitmek istemiyorum. Özür dilerim balkabağım. Çok geç oldu. Yani çok şey olursun. Eğer uyumazsan senin için iyi olmaz. Hayır hayır. Yani yorgunluk olmaz. Ha evet öylesin. Tıpkı bu küçük maymunlar gibi. Baba, ben bir maymun değilim. Emin misin? Evet. Yani senin bir maymun olduğuna yemin edebilirim. Uzun kuyruklu ve böyle şey bir şey. Baba, sen çok komiksin. Teşekkürler. Ama bu gibi konular bizi bir yere getirmez. Hadi şimdi hemen yatağa git bakayım. Ama baba... Hayır aması yok. But... But ne demek ya? But kalça anlamına da geliyor ya aynı zamanda. Sakın diyor annene söyleme diyor, tamam mı? Tamam ama önce bana güzel bir hikaye anlat. Tamam tamam hadi sen kazandın. Şöyle bir düşüneyim bakayım. Hadi bakalım geliyor. Eskiden çok güzel bir prenses varmış. Annesi ve babasıyla yaşıyormuş. Çok çok uzaklarda... Bir krallığın içerisinde. Böyle bir yerde her şeyin olması mümkünmüş. Ama... Oo. Daha sonra ne oldu? Bekle bekle düşüneyim şöyle bir. Her şey çok nasıl derler böyle... Normalmiş gündüzleri ama gece çöktüğü zaman her şey değişirmiş. O zaman canavarlar uyanırmış. Ve prensesi avlamaya başlarlarmış. Yani prensesi aramaya başlarlarmış. Eğer o çok yaramaz olursa canavarlar onun yerini bilirmiş. Baba bu çok korkunçtu. Bekle bekle iyi olacak. Göreceksin. Şimdi... Bu canavarlardaki problem ise kimse bilmiyormuş.
Yani nasıl göründüğünü kimse bilmiyormuş. Bu canavar her yerde olabilirmiş. Ancak sadece gece olduğu zaman. Ve prensesin de bunun hakkında endişelenmemesi gerekiyormuş. Davranışlarına dikkat ederse endişelenmesine gerek yok. Ama her zaman kolay olmadı. Ya bu canavar ben yaramazlık yaparsam ve beni alırsa, tabii ki öyle bir şey olmayacak canım. Ben üst kata çıkıyorum. Bekle bekle. Ben gidiyorum. Pardon. Gel bakayım gel. Durmuyorum. Onun çok büyük kabusları var. Baba yani diğer çocuk erkek olan söylüyor. Hani hikayeyi yarın bitirirsin. Misafirler her an gelebilir. Ama hadi hemen yatağına git. Şimdi. Korkacak hiçbir şey yok. Hayır, yine olmaz. Eğer iyi bir kız olursam belki de canavar gelmez. Benim oyuncağım nerede, ayıcığım? Onu bulmak zorundayım. Ayıcığım, burada mısın? Aa. Bu ne be? Ayıcığım. İşte oradasın. Aldı evet. Ne söyledin? Bir şeyler var. Dolabın içinde bir şeyler var. Bilmiyorum. Yani güzel bir şey mi? Söz veriyor musun? Ama orada hiçbir şey yok ki. Aa! Bu da ne böyle? Ayıcık. Bu sen misin? Ama nasıl? Çok güzel, öyle değil mi? Bu yerde neresi böyle? Burası istediğin her şeyin olabileceği bir yer. Burası bizim küçük gizli yerimiz. Sadece ikimiz için. Burada hiçbir şey seni incitemez. Ya da hiçbir şey seni kötü hissettiremez. Ama ya canavar? İşte o yüzden buradayız. Ben sana yardımcı olacağım. Canavarı bulacağız. Ve sana göstereceğim. Ve yapacak bir şey kalmayacak. Hadi gidelim. Bekle bir dakika. Yani bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl? Ben gerçeğim. Tamam. Tatlım Bella. Ben senin en iyi arkadaşınım. Ben her zaman senin en iyi arkadaşın oldum. Hadi. Hadi tatlım. Korkacak hiçbir şey yok. Söz veriyor musun? Söz veriyorum. Hadi gidelim. Ben tam senin arkanda olacağım.
Ortam çok güzeldi ya. Hayal gücü güzel insanları severim. İşte burası aramaya başlamak için güzel bir yer gibi görünüyor. Ve burada kurbağacık var bir tane. Şeker tatlı bir kurbağacık var. Hadi gidelim de onu bulalım. Kurbağaya bak abi. Oo, kurbağa şeytanlaşmış ya. Burada ne işin var? Burası çocuklar için bir yer değil. Senin ailen nerede? Sen çok korkunç görünüyorsun. Ha, beni birkaç yıl önce görecektin. Hala çalışıyorken. Şimdi artık korkacak bir şeyim kalmadı. Yani artık yaşlandım diyor. Hani eskisi kadar korkunç değilim. Artık çok geç oldu ve tek başına dışarı çıkmamalısın. İçeri girmek ister misin? Hayır, teşekkürler. Emin misin? İçeri giremiyoruz. Biz gidelim. Bekle bir dakika. Önce şunu bitirmeme izin ver. Neyi bitirmene izin vereyim yavrum? Yemek yiyor herhalde. Elma yiyor. Ya bir dakika bile olsa huzurlu bir şekilde olamayacak mı? Burada alkol içiyormuş. Yani bana huzur verin gibisinden bir şey söylüyor. Aa, şeyi döktük. Ben de Dark Souls'a zırh giyince böyle oluyordum. Ne? Yani bu yarısı doluydu bu şişenin. Lanet olsun. Özür dilerim efendim. Niye istiyorsun? Burada bir canavar var. Aa, evet. Bir tanesine bakıyorsun ha. Hadi gel bakalım. Sen de sadece dalga geçiyordum. Senin bakmış olduğun bu canavar neye benziyor? Böyle kurbağa gibi bir şey. Ve canavar gibi bir şey. Hepimiz öyle değil miyiz zaten tatlım? Yani ne yapmamı istiyorsun? Yardım edebilir misin? Çünkü ben tamam. Değişiklik olsun diye biraz aksiyon yapabilirim. Hadi gidelim şu canavarı bir görelim.
Aha, koşmaya başladı. Hadi bu işi yapalım. Ben böyle şey oldum, hani heyecanlandım artık, kanım şey oldu, kanım kaynamaya başladı. Gidelim de şu canavarı bir görelim. Ayakta duracak hali yok. Düştü zaten. Hey efendim, siz iyi misiniz? Basıyorum da bir şey olmuyor. Bak, kalkmaya. Tamam, arrow down diyorum. Ha, devamlı basacakmışız. Yani büyük olanların düşmesi de şey oluyor. Problem oluyor. İşte spor yapmamak böyle bir şey. Neredeyiz biz? Bu canavar... Ha, dur canavar. Hemen yolu göster bakayım. Hayır, olamaz. Ne oldu ki, anlamadım. Bu az önce bana bahsetmiş olduğun lanet suratlı, pislik suratlı bu mu? Hayır, ya onu kastetmemiştim. Hayır. Hepiniz oturun yerinize. Lanet olası, sesini kapat, tamam mı? Yani ben senin için bunu yapmamı istiyor musun? Yani sana durmanı söyledim, tamam mı? Ne kadar iğrenç, pislik bir şey bu. İşte bekleyin, bekleyin. Bak, seni bu çocuğun önünde aşağılamak istemiyorum, tamam mı? Dedi canavar. Yani bunu yapamazsın zaten. Hadi bunu itiraf et. Lanet olası korkak. Lütfen, lütfen ağlama. Yani biz başka bir canavar arıyoruz. Özür dileriz. Sana bir hikaye anlatayım. Ayıcık. Biliyorum ama sen iyisin. Ne oldu be, anlamadım bir şey. Evet dostlar, bu bölüm buraya kadar. Eğer devam etmemi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli. Kendinize iyi bakın. Böyle oyunları ben severim, biliyorsunuz. Tam Elder Games oyunları. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.